Kemal hey. Cyber film sonunda uyandı ya. Gözünü karıştırıyor filan. Cyber uyumuş ya ikinci yarıda. Ya akademiden oldu, de gelenler oldu. Akademinin de bir yarısı falan geldi. Tüha uyudu amına koyayım 10. dakikada. Tüha zaten yaş 30'u geçmiş. Karanlık çökünce uyumaya başlıyor. Kanka Venodrat'ı anlatsana. Venodrat'ı anlatsana. Ya filmin yarısını izleyemedik bak size yemin ediyorum. Baba girişindeyiz filmin. Girişinde diyor ki işte sinemaksımda çok özledi sizi diyor. Ondan dolayı mısırlarınız hediye ediyor. Hepimizin elinde de milyon mısır var tamam mı? Beleş herkes şöyle tutuyor. Eray şöyle yiyor mısırı bak. İki tanesini atıyor bir tanesini yiyor. Önüne atıyor. Recep İvedik'in sahnesi var ya. Ya önümüzde de tanımıyoruz insanları. Şöyle fırlatıyor bir tarafa kendi yiyor. Ben niye harbi öyle bir şey yaptım bak onu kanka her şeyi açıklarım bunu açıklayamam. Tek toplattık ya amına koyayım onları da. Toplattık tek tek sonu topladık. Bunu açıklayamam ya. Ondan sonra şöyle arkadan şöyle bir ses geldi. Ben para verdim dedi tamam mı birisi. Ulan Jurox'la birbirimize baktık kahkaha atmaya başladık. Döndük arkamıza Venoprat elinde şöyle bak şu kadar bir kova. Tamam mı? Biz medium almışız beleş. Adeniz en büyük amına koyayım. Hala yiyor amına koyayım. Şöyle tutuyor. Şuradan şöyle yiyor. Bir de şey diyor. Ben para verdim diyor. Bir de döndük ya böyle şey diyor. 28. Oğlum uçaklar ilk gibi aynı şey oldu. Venotrat böyle kovayla şey yiyor. Mısır yer misin dedi bana amına koyayım. Oğlum valla medium'u beleşti ya. Bildiğin beleşti ya. Adamlar gidince veriyordun. Orospu kim çaldı orada? Neyi? Baba benim kolama Eray Orospu çocuğu çalmış. Hayır hayır olayı anlatıyorum. Onu bilmiyorum. Bak ya oğlum salonda yaptıklarımıza bak. Lan ben bir de Ali'ye çocuk kolasız kalmasın diye kola verdim. Kolasız kaldım amına koyayım. Ya ama sen Ali'ye niye çocuk kolası aldın? Ben 250... sana verdim ya açılmış. Ben sana verdim ya açılmış 250 kola. Milimlik almış öyle Ali. Oğlum ben ne kadar kötü bir insanmışım şimdi fark ettim be. Bana kola almamışlar. Ben Jurox anlatıyorum. Jurox senin... ilk kez sana burada anlatıyorum. Orada yaşanan olayı. Ha, şimdi film başladı ya. Biz de seninle filme odaklandın. Eray oradan senin kolanı aldı. Bana uzattı. Şekersiz kola vardı sende. Ben de Cem'e uzattım. Cem'de de Cyber görünce Cyber şekersiz kola içmek istiyordu ya kalmamıştı. O aldı şekersiz kolayı. Senin ya. Sana da şekerli kola koydu. Bir de içilmiş. Bir de içilmiş kola içilmiş. Verdi. İçilmiş kola verdi bir daha amına koyayım. Bir de yemiştim. Film sırasında olanlara bakın yani. Bu filmden ne anladık oğlum, yani anladın? Sonrasında ben kafede Dodo'dan dayak yedim. Hiçbir şey anlamadım ki amına koyayım ben. Sen Cem'in eline niye limon suyu sıktın amına koyayım kolonya ya diye. Ya hiç ben de nerede istiyordum. Limon suyu almış masadan. Kolonya alır mısınız diye herkese uzatıyor. Cem'e bir uzattı böyle. Lan gerçek limon suyuymuş. Böyle eline bulaştırdı Cem. Oğlum şifa amına. Doldurdu amına koyayım limon suyuyla. Az daha benim yüzüme çalıştı. Benim içine 1 liramı çal dedin. Tam mı yavşak ya. Ondan abi sonra yarıdayı bak. Filmle alakamız yok. Yarısını izledik izlemedik. Anladınız mı? Hep bir muhabbet makara. Bir de böyle sponsorluk falan konuşuyoruz filmin ya. Ya orospu çocuğu sen bana filmin ortasında toplu bizi alırlar mı niye diyorsun ya? Toplu fiyat ne kadar çekiyorlar diyorum. Jurox da geliyor söylüyor falan böyle. En son şöyle oldu bak. Herkes toplandı o sigara arası olur ya filmde. Herkes böyle toplanır filmin şeyini yapar. Uzaktan şöyle bir şey geldi bakın. Ben dedi beğenmedim filmi dedi ya. Ben dedi beğenmedim. Dedi böyle film olur mu dedi böyle. Anlatıyor. Hani kim kızıyor filmi amına koyayım. Biz döndük baba. Düşünüyoruz filmin yarısını da izlemedik. İzlediğimiz yerler de hoşumuza gitmedi. Haklı bulduk Ali'yi falan. İkinci bölümden sonra. İkinci bölümden sonra açtı ama film biraz. Yani. He hayır birazcık o da. O da bir minik yani. Yine daha güzel bir film beklerdim ben şahsen. 2 yıl bekledik oğlum bu filmi. Ya yani... bir şey diyeceğim. 20 kişi toplanmışlar. Ben sonradan gittim. 20 kişiyiz. Bana diyorlar ki kafe ayarla. Kemal diyor ki, şeyi hatırlıyor musun? İstanbul'da aramadığım mekan kalmadı. Diyor ki alamam 20 kişi. Ayarlamadın mı? Ayarladın. Ben seni ayarlayabileceğini biliyorum mi? Bro. Kardeşim saat 8.30'da 20 kişilik yer. Tamam günün sonunda ayarladın. Tokat çektim ya çocuğa. Mafya laps bir tane koy. Şok oldu ya mafya. Amına koyayım şok. Bir de mafyanın durgunluğu var ya. Sonra gözü öpüştük amına koyayım mafikle. Bir de mafyanın durgunluğu var. Salonda böyle bir ses yankılandı. Şap dedi mafik şöyle yapıyor. Dalmışım ya filme dalmışım. Ya amına koparsın ya. Benim yine yemeğim yanlış geldi. Ya Cyber'la Mafik arasında dün şöyle bir konuşma geçti ve buna şahit oldum.
Cyber durduk yere geldi, mafyanın arkasından sarıldı, tamam mı? Masada oturuyoruz herkes, kafedeyiz ha. 30 kişi oturuyoruz, akademi de gelmiş falan böyle. Ulan arkasından şey yaptı, şöyle yapıyor mafya. Durduk yere çocuğu derdi sokuyor. Mafin diyor, biraz diyor ortama katıl diyor. Hiç sohbet muhabbet etmiyorum diyor. Bir tane şöyle yanağını da, yanağından da seviyor. Biraz diyor sohbet et. Ben seni böyle görünce üzülüyorum ya diyor. Mafik de kendini anlatmaya çalışıyor yavrum. Şey yapıyor. Ben yıllardır böyleyim ki diyor. Ay Kemal'e soruyor. Ben hiç konuşmam, izlerim ben. Seviyorum ama diyor. Şu an takılıyorum zaten. Ya çocuğu darladı durduk yere ya. Sonra oğlum, ben dün çok sıkıldım. Herkese gittim bulaştım. Şiroz ben dün niye yanlışlıkla şey yaptım? Doğancan senin araban var mı diye. Ya sen çocuğu niye bozdun amına koyayım ya? Hayır ben oğlum dünün en komik olayı neydi biliyor musun? Çocuğun ismini Eray bir şeyler Eray bir şeyler anlatıyor. Eray bir şeyler anlatıyor. Sonra birinden hak almak için birine döndü. Alper'e döndü. Alper'e ne dedi biliyor musun? Öyle değil mi Ersin? Ersin diyor. Ya dedim bari şu akademiyle tanışmayın. Git tanış dedim amına koyayım. Ayıp bir dedim. Ersin'le de Alper'e amına koyayım. Baba bende öyle olmadı. Ben hayır arkadaşlar bak. Alper'cim ben size sponsorluk görüşmesindeki adamla karıştırdım. Bahaneye bak ananı sikeyim. Bakın benim muhabbetimi anlatıyorum. Ben araba var mı diye sordum ama şundan sordum. Arabaya sığmıyorduk. İki araç varmış. Biri bende, biri Jurox'lar ayrı gitti zaten. Biri bende, biri de Suya'da, tamam mı? Ben de diyorum ki hani arabası olan var mı? Ona göre çünkü kimse plan yapmıyor bro. Ekipte ben plan yapmazsam o an herkes şöyle bakıyor. Ya Cem bak. Cem yemin ediyorum bir ara şöyleydi ya. Şöyle yapıyor. Ne yapacağız şimdi? Oğlum plan yapan olsa şimdi falan. Vallahi böyle diyor ya. Plan yapan şey olsa yaptım falan. Otoparkın yerini ben sormadım mı? Onu ama on numara işte yaptım. Bu var ya Cem sosyal bir hareketti. Cem oğlum Cem o kadar konudan bağımsız ki kendi anahtarını benim arabada unuttu amına. Bir de senin arabaya da binmedim. Nasıl oldu? Harbiden. O kadar bir şeyleri benim organize etmeme alışmışsınız ki ben konuşmadığım zaman yarra yiyorsunuz. Doğru böyle bir şey var. Ulan ben de arabalara ayıracağım insanları. Sen benle gel, sen benle gel falan yapacağım. Dedim ki seninle Ali zaten küçük dedim. Onlar arka koltuğa bir kişi gibi sığar. Hayır baba planı anlatıyorum ya. Siz de var ya baba konuşmuyorum ben ya. Cyber'da şişman öne otursun dedi. Aynen Cyber'da şişko öne otursun. O tek başına bir zaten şey iki kişilik abi yer alıyor. Bayağı konuştuk bir bunları. Ondan sonra döndüm dedim ki Jurox var, ben varım. İşte Doğancan falan var. Arabanız var mı diyorum. Baba ses gelmiyor çocuk. Araba var mı sizde diyorum. Ulan Jurox'a o konuşmaya şahit oldu. Şöyle gibi durdu. Ben Doğancan'a diyorum ki senin araban var mı diyorum. Doğancan da şöyle yapıyor. Yok valla bende araba yok falan yapıyor. Tamam. Geldi ben bir Kemal'e zaman kızdım ya. Bana kızdı sen niye çocuğu darlıyorsun dedi ya. Arabası yok diye.